Tamam. Sen başladığında başladım dersin kayda. Başladı. Ha, tamam. Merhabalar, ben Sema. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyorum. Bu haftaki dersimizde Raspberry Pi 4 ile ve uygulamaları ile ilgili projeler gerçekleştireceğiz. Dersimizi Sıla Kumru Sevgioğlu arkadaşım ve Ömer Faruk Solmaz'la birlikte anlatacağız. Dersimizin içeriğinden bahsetmek istiyorum. Önce Ömer Faruk arkadaşımız bize Raspberry Pi'nin uzaktan kurulumunu anlatacak. Ben temel terminal komutlarından ve kullanımlarından bahsedeceğim. Kumru arkadaşımız da Raspberry Pi üzerindeki ping girişlerinden ve uygulama yapma proje kütüphanelerinden bahsedecek. CPU kütüphanesinden ve örnek projelerinden bahsedecek. Ve red yakma projemiz olacak bu hafta. Haftalık ödev bilgilendirmesiyle birlikte tamamlayacağız dersimizi. Ömer Faruk, sen devam edebilirsin kurulumuna. Tamam, Buradan ekranı konuşmuyoruz. paylaşayım. Merhaba, adım Ömer Faruk Solmaz. İlk olarak bizim bu kurulumu yapabilmemiz için bir tane uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Bunu uygulamayı raspberrypi.org sitesine girip, buradaki software, çevirdiyseniz yazılım kısmına girip, buradaki Raspberry Pi Image'i kullanarak Raspberry Pi OS'u kurulumunun altındaki kendi bilgisayarınız için uygun olan sürümü indiriyorsunuz. Ben indirdiğim için şu anda indirmeyeceğim. İndirdikten sonra bu uygulamayı açıyorsunuz ve kısa bir kurulum ekranı geliyor. Bu kurulumları yaptıktan sonra karşınıza şöyle bir sekme geliyor. Şöyle göstereyim. Burada size bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz diye bir ekran soruyor. Burada evet diyoruz. Ekranımız geldi. Biz burada işletim sistemi seçene tıklıyoruz. Ve burada çeşitli işletim sistemimiz sunuyor. Biz burada Raspberry Pi OS kullanacağız. Burada çeşitli versiyonları var. Mesela 3 tane versiyonu yüklenmiş. Burada 2 tane versiyon var. Ben burada full yükleyeceğim. Ardından SD kartımızı bilgisayarımıza taktık. Şimdi SD kart seçin diyoruz. Buradan da SD kartımızı seçiyoruz ve yazıyoruz. Ardından SD kart üzerindeki tüm veriler silinecek. Devam etmek istediğinizden emin misiniz? Yok, burada evet. Şu anda yazıyor. Buradaki yaptığımız işlemleri bir USB belleğe de yapabilirsiniz ama biraz daha yavaş oluyor. Bu yazarken biz de sitenin farklı bir yerine gideceğiz. Burada. Sitenin en alt kısmına iniyoruz ve buradan belgeler. Ardından yapılandırma, çevirmediyseniz configuration. Ardından burada kablosuz bir ağ bağlanın. Buradan başsız kurulum. Burada biraz aşağı indiğimizde CTRL ile başlayan bölümü kopyalıyoruz. Kopyaladık. Bir de şurayı kopyalıyoruz. Tamam. Şimdi diğer aşamalara geçmemiz için SD kartımızın üzerine verilerin yazılmasını bekliyoruz.
Ömer Faruk, ben bir şey eklemek istiyorum. Uzaktan kurulum yapıyoruz ya şu an. Evet. Size ne gibi avantajları var, onlardan bahsedebilir misin biraz? Tamam, bahsedeyim. Bu kurulumda monitör, klavye ve mouse'a ihtiyacınız yok. Sadece bilgisayara ihtiyacınız var. Bu da iyi bir özellik. Ama aynı zamanda internete ihtiyacınız var bir tek. Olduğu sürece şu anda sıkıntı olmaz. Ekranını direkt kendi bilgisayarımızın ekranı üzerinden kontrol etmemizi sağlayacak. Teşekkürler Ömer Faruk. Evet. İşlemleri bitirdiğinde bize şöyle bir mesaj veriyor. Raspberry Pi OS Full 32 bit SDHC kart
üzerine yazıldı. Artık SD kartı okuyucudan çıkarabilirsiniz diyor. Buradan biz devam et diyeceğiz ya da şuna tıklayacağız. Ben buna tıkladım. Şimdi bu uygulamayla işimiz bitti. SD kartımızı bilgisayarımızdan çıkarıp bilgisayarımıza tekrar takıyoruz. Ayrıca eğer yani biz şu andaki kurulumu Raspberry Pi 4 model B'ye yapıyoruz. Yani bu kartımızda Wi-Fi var. Eğer sizin Raspberry Pi kartınızda Wi-Fi yok ise buradaki aşamayı yapmak yerine direkt ethernet üzerinden bağlayacaksınız. Şimdi dosya yöneticimizi açıyorum. Burada bootfe'yi buluyorum. Burada ilk olarak şunu yapıyoruz. Yeni bir metin belgesi oluşturuyoruz. Şimdilik ismini değiştirmeyeceğim. Bu metin belgesinin içine giriyoruz. Ve ardından az önceki CTRL ile başlayan metni buraya yapıştırıyoruz. Ardından buradaki clone tree kısmını baştan sona siliyorum. Ardından buradaki SSID yerine ağımızın ismini, PSK kısmına da ağımızın şifresini yazıyoruz. Ben mesela gireyim. Girdim. Bu dosyayı kaydediyoruz. Böyle. Ben bunu da kontrol edeyim. Hemen. Şimdi bunun ismini de değiştiriyoruz. Yeniden adlandırayım. Uzantısıyla birlikte gelecek şekilde bu dosyanın ismini siliyoruz. Ve az önceki WPA yani WPA ile başlayan ismi yapıştırıyoruz. Burada dosya uzantısını değiştirirseniz dosya kullanılamayabilir. Gerçekten değiştirmek istiyor musunuz diyor. Burada evet diyoruz. Siz eğer Windows'ta uzantıları göstermeyi aktifleştirmediyseniz şu şekilde yapılıyor. İlk olarak denetim masasına giriyoruz. Buradan dosya gezgini seçenekleri diyoruz. Burada görünüm. Ardından dosyalar ve klasörlerdeki başlık çubuğundaki tam yolu görüntülerin altındaki bilinen dosya türleri için uzantıları gizleyi tikini kaldırıyoruz. Ve uygula diyoruz. Tamam. Ardından bir tane daha dosya oluşturuyoruz. Yeni bir metin belgesi daha. Bunun ismini de uzantısıyla birlikte silip SSH yapıyoruz. Yaptık. Şimdi SD kartımızı bilgisayarımızdan çıkarıyoruz. Çıkarttım. Bunu Raspberry Pi'mize takıp Raspberry Pi'mizi çalıştırıyoruz. Taktım. Ardından yeni bir sekme açıp şu programları indiriyoruz. Bir tanesi VNG. Şöyle VNG indireceğim. Ardından VNG'nin kendi sitesi yani realvng.com'dan indirelim bunu. Burada kendi bilgisayarımız için uygulama sürümü indiriyoruz. Ayrıca Putty diye bir program var. Onu da indirmemiz gerekiyor. Buraya direkt Putty indir de yazabilirsiniz. Veya putty.org'a da girebilirsiniz.
Ardından buradan her diyoruz. Çevirdiyseniz buradan kısmı çıkacaktır. Şimdi bizim bir de modem arayüzüne giriş yapmamız gerekiyor. Raspberry Pi'mizin IP adresini almak için. Bunun için 192.168.2.1 yazıyorum. Tabii bu IP adresi modemin markasına, türüne göre değişebilir. Mesela benimki 2.1, sizinki 1.1 de olabilir. Burada kullanıcı adı ve şifre istiyor bizden. Burada biz girdiğimiz kullanıcı adı ve şifreyi giriyoruz. Normal. Ben de modem arıyorum için. Buradan benimki ve burada buradan tuşuna tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere burada Raspberry Pi isimli bir tane cihaz var. Bunun IP adresini buradan kopyalıyoruz. Kontrol C. Şimdi PuTTY programımızı açıyoruz. Burada hostname or IP address kısmına 190, yani az önceki kopyaladığımız IP adresi olan 192.168.2.115'i giriyoruz. Burada bu arada SSH'ın seçili olmasına dikkat edelim ve portunda 22 olmasına dikkat edelim. Ardından open diyoruz. Burada ilk olarak ilk defa bağlandığı için bize bir uyarı veriyor. Biz buradan evet diyoruz. Burada login as diyor, yani Raspberry Pi'nizin kullanıcı adını istiyor. Burada daha önce hiç şifremizi değiştirmediğimiz için ve kullanıcı adımızı değiştirmediğimiz için buraya pi giriyoruz. Şifresi ise standart Raspberry. Yazdığımız şifreyi göstermeyecek. Evet, bizim karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan sudo raspi re config diyoruz. Karşımıza farklı bir arayüz geliyor. Gördüğünüz üzere yukarıda Raspberry Pi'mizin bilgileri yazıyor. Burada biz interface operation diyoruz. Hemen şöyle alta getirelim. Burada bize çeşitli seçenekler sunuyor. Biz buradan VNC diyoruz. Burada VNC server aktifleştirilsin mi diyor. Biz burada yes diyoruz. Etkinleştirildi diyor. Buradan ok diyoruz. Ve ardından finish diyoruz. Artık uygulamayla işimiz kalmadı. Tamam. Sonra buradaki VNC Viewer uygulamamızı açıyoruz. Buraya az önceki IP adresimizi giriyoruz. Burada ilk bağlandığımız için yine bir hata veriyor. Biz burada imkan diyoruz. Ben buradaki burada bize password soruyordu. Ben burada şey yapmışım. Buraya Raspberry Pi giriyoruz yine. Yani Raspberry giriyoruz. Kullanıcı adına da Pi giriyoruz. Büyük ihtimal sizde de böyle bir ekran gelecektir. Burada. Bunun çözümü ise şöyle şurayı kapatalım. Raspberry Pi'mizdaki hemen SD kartımızı çıkarıyoruz. Hemen bilgisayarımıza gear takıyoruz buradan. Evet, gördüğünüz üzere buldum. Burada hemen içine giriyoruz. Ve buradan config.txt dosyasını buluyoruz. Ve içine giriyoruz. Burada çeşitli değişiklikler yapıyoruz. Yani gerçi bir tane değişiklik yapacağız. Burada HDMI force hot plug eşittir 1. Yani şuradaki komutu buluyoruz. Bunun başındaki işareti, yani cez işaretini siliyoruz. Ve bu şekilde dosyamızı kaydediyoruz. Kaydettik.
Şimdi tekrar bunu çıkarıp Raspberry Pi'mize takıyoruz. Biraz bekleyelim. A bağlansın. Hatta bağlandı mı bağlanmadı mı diye de bir kontrol edelim. Yeniden şarkıya gelmeyelim. Tamam. Evet, bağlanmış tekrardan. VNG'ye tekrar girelim, çalıştıralım. Tekrar girelim. Tamam. Büyük ihtimal burada yeniden başlatmamız gerekiyor. Bir de şey yaptığımız için. Ne yapıyorsun? Hatayı. Kumral, isterseniz siz burada kayıt durdurun. Ben burada galiba bir hata yaptım. Hemen onu düzeltiyorum. Yeniden şey yapacağım yani. Çok uzun sürmez.